Günay Girik, ablası Fatma Girik'in ölümüne sebep olunduğunu iddia ederek hem hastaneye hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turan'la aşkara dava açtı. Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında geçirdiği COVID-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, cenazenin ardından şok iddialarda bulundu. Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hastane hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turan'la aşkara dava açtı. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastaneye bulaşıcı hastalıklarla işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı'ya da dava açtığını belirtti. Girik, Fatma Girik'in mal varlığına tedbir konulması hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir, dedi. Günay Girik adına Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Centilmen, Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için 1.000 lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakım alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca, biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali olduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk, dedi. Centilmen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini kaydetti. Fatma Girik'in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik, ablasının vefat ettiği hastanenin önünde hastane yönetimiyle ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu diye açıklama yapmıştı. Akın nerede ya? Tamam mı?